Ay nereye gidersen git. Ne haber? Elhamdülillah şükürler olsun. Abi. Başkan ben. Evet sevgili izleyiciler. Şu anda Yüreğir Belediyesi'nin çadırındayız. Daha doğrusu mekan diyelim biz buraya mekan. İlk gün ve Haberin Sonu TV canlı yayınında hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Sayın Yüreğir Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Koca İspir'den bugüne ait görüş ve düşüncelerini almak istiyoruz. Sayın evet. Başkan. Teşekkür ediyorum. Bugün 8 Ekim Cumartesi. Lezzet Festivali dün başladı. 6. Adana Uluslararası evet. Lezzet Festivali. Pandemi döneminde dijital olarak yapılmıştı. Doğrusu artık Türkiye'nin sınırları aşan bir üne ve nama sahibiz. Uluslararası hüviyetle kazanıyor. Biz de bu yıl Allah izin verirse 500 bin kişiyi Adana'da ağırlamayı ümit ediyoruz. Evet. Lezzet Festivali olarak. 30 milyondan fazla etkileşim alması bekleniyor. İşte valimizin önderliğinde belediyeler, kamu kurumları, odalarla beraber organizasyonunu yaptığımız bir etkinlik. Hakikaten çok keyifli. Adana zaten lezzetin başkenti. Bu konu tartışmasız. Dünkü konuşmamda orada mıydınız bilmiyorum. Taklitlerinden özenle sakınınız dedim. Yani Adana Lezzet Festivali artık hakikaten tüm Türkiye örnek oldu. Çünkü sebebi şudur. Coğrafyamız bir geçiş güzergahı. Ve bin yıllardan beri bu kadim coğrafyada gelip geçen herkes heybesindeki güzellikleri, heybesindeki lezzetleri burada bırakmış. Ve muazzam bir uyum ortaya çıkmış. Ve bugün biz hepimiz öğlen bir şey yerken akşam nerede yemek yiyeceğimizi konuşan bir toplumuz. Maalesef. Yani yemek bizim için bir ihtiyaç değil. Bir kültür. Dolayısıyla bugün hakikaten gördüğünüz gibi çok keyifli güzel bir ortam var. Evet. Barış, huzur ve hoşgörü içerisinde kutluyoruz Lezzet Festivalimizi. Biz de Yüreğir Belediyesi olarak standımızı açtık. Burada dostlarımızla, hemşerilerimizle, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Evet. Başkanımız her ne kadar stand dese de ben buraya bir çadır, bir otağı gözüyle bakıyorum. Sağ ol. Çünkü gerçekten şöyle baktığımız zaman oturma gruplarına şöyle bir baktığımızda evet. Gerçekten eski şark köşesi, şark köşesi evet, şark köşesi ve ister istemez buraya bir ne diyelim, otağı diyelim değil mi? Evet, evet biz otağı diyoruz çünkü. Teşekkür ederiz. Başkanım bu konuya girmişken, otağı demişken, peki Yüreğir'de biz ne zaman bir etkinlik yapacağız da? Şimdi tabii Lezzet Festivali ayrı bir konu. Evet. Evet ayrı bir konu. Biz bunu Merkez Park'ta tüm evet. valinin organizasyonu evet. olarak yapıyoruz. Yüreğir'e özgü bir şey soruyorum. Yüreğir'le ilgili Yüreğir Millet Bahçesi biliyorsunuz nehrin hemen öbür yakası. Evet. Biz orada yöresel el sanatları merkezini kuruyoruz. Evet. Adana'nın en modern ve tek deneme atölyesini kuruyoruz. Sivil toplum merkezini kurduk. Yakın zamanda Sheraton Oteli'nin yanında Adana'nın en güzel gençlik kafe kütüphanesini yapıyoruz. Dolayısıyla hem gençlerin hem kadınların güzel vakit geçirecekleri, kültürel ve sosyal etkileşim içerisinde olacakları bir ortam oluşturuyoruz. Yüreğir artık kabuğunu yırtıyor. Bunu herkes kabul etmeli. Evet. Yakın zamanda Adana'nın cazibe merkezi Yüreğir olacak. Evet. Allah nasip ederse bunun için çaba gösteriyoruz zaten. Sevgili izleyiciler, Sayın Başkanımızın da söylediği gibi şimdi daha önceden hani biliyorsunuz seçim vaatleri vardır. Evet. Ve Sayın Başkanımızın seçim vaadi içerisinde olmayan hizmetleri bile dahi şu anda ben bir Yüreğirli olarak söylüyorum bunu tabii ki. Seçim vaadinin içerisinde olmayan hizmetlerin bile dahi bugün temellerini atmış ve çalışmalar devam ediyor. Sanıyorum iki aya kadar biter gibime geliyor yani benim. İnşallah hızlı bir şekilde yani, ediyoruz. Çünkü ama yapacağı hizmetler de var elbette ve bunun için ben Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu yapılan hizmetler yalnız Yüreğir için değil Adana tabii, için. Tabii. Adana için kalıcı bir hizmet bu. Tamam sınırlar Yüreğir içerisinde ama Adana'nın faydalanacağı bir hizmet alanı oluşturmakta ve bunun için de Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl için bir projeniz var mı başkan? Şöyle bizi yine şaşkınlığa sevk edecek vallahi bir proje var mı? Şöyle özellikle biz bu kafe kütüphane projemizi çok önemsiyoruz.
Evet. Çok özel çalışıyoruz. Allah nasip ederse zaten proje ortaya çıktığında tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun dışında Yüreğir'de bizim için şu an en değerli çalışmalardan bir tanesi kentsel dönüşümler. Evet. Şehit Erkut Akbay mahallesinde 1000 konutluk kentsel dönüşüm. Evet. Sinan Paşa'da hemen karşımızda TOKİ tarafından yürütülen bizim de katkı sağladığımız 341 konutluk kentsel dönüşüm. Hemen Çamlıca'da kentsel dönüşüm başlamak üzere. Köprülü'de, Adliye'nin çevresi Kazım Karabekir'de. Yani Yüreğir'de kentsel dönüşümlerin başlaması bizim yıllardan beri özlediğimiz, beklediğimiz bir olay. Ümit ediyorum yakın zamanda bunun somut neticeleri görürüz inşallah. Başkanım şimdi geçmişte kentsel dönüşüm demişken geçmişte şeyi de söylediler. Mesela bir Başak Mahallesi'ni de söylediler. Fakat her nedense Başak Mahallesi'nde hiçbir adım atılamadı. Şöyle biz burada zeminde su var dendi. Yok, onunla ilgili hiçbir problem yok yani, artık o biliyorsunuz. Yani, şimdi benim aklıma şu geliyor. Yani Sherton'un zemininde yok. Hilton'un zemininde yok, oraya kadar yok, bu iş yani söz konusu bile değil. Evet. Denizin içinde yapı yapan yani, çağdayız. Yani. Onunla ilgili değil problem. Şimdi üzerine durulması gereken şu. Kentsel dönüşüm bir, devlet ve kamu eliyle olur. Mutlaka. İki, özel teşebbüs eliyle yani müteahhitler eliyle olur. Müteahhitler eliyle. Dolayısıyla biz Yüreğir'de dönüşümü müteahhitler eliyle gerçekleşsin diye imar planları ve imar uygulamalarını yapıyoruz. Yani kolaylaştırıyoruz. Evet. İnşaat yapılabilir parsel büyüklüğünü 1000 metrekareye indirdik mesela. 1.6 yoğunluklu yerlerde gibi. Başak Mahallesi'nde çıkma sokakları açtık biliyorsunuz. 2.6 olması lazım. 2.4 olan yerlerde 1500 metreye indirdik. Yani altyapısını oluşturuyoruz. Biraz zamana ihtiyaç var. Evet. Biraz bu işte karşılıklı kazan kazanla yani vatandaşların da kazandığı, anladım, müteahhitlerin elbette kazandıkları bir sistemle ilgili bir şey. Biz Yüreğir Belediyesi olarak burada sadece kolaylaştırıcı olmak istiyoruz. Süreçlerin önünü açıyoruz, tıkanan süreçleri. Evet. Sevgili izleyiciler, ilk gün ve haberin sonu ortak yayından ben Mirza Akgün, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Özgür'e, Koca İspire. Koca İspire çok teşekkür ediyorum. Benim kadim dostum. Allah razı olsun. Mirza abi çok eski dostum. Yıllardır eski beraberliğimiz olan bir insan. Sağ ol. Ben kendisini çok seviyorum. Sağ ol. Siz sevgili seyircilerimi de çok seviyorum. Hepinize sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın diyorum.